Ve bir ekonomi devri, şu sıralar en çok merak edilip tartışılansa neye yatırım yapmalı sorusunun cevabı tabii. Altın almalı diyen de var, nakiti dövize çevirmeli diyen de. Peki işin uzmanları ne diyor asıl önemli olan? Önümüzdeki aylar için bizi nasıl bir tablo bekliyor? Burcu Kuru araştırdı. 50 bin liranız var, neye yatırım yaparsınız? Altına yatırım yaparım. Biriktiriyorum ama dolara mı altına mı yatırım yapsam bilmiyorum. Bütçenizden arttırıp kuruş kuruş biriktirdiğiniz yatırımlarınızı nasıl değerlendireceksiniz? Altın, döviz, dolar, konut, önünüzde seçenek çok. Peki ama en karlı yatırım hangisi? Vallahi ben altından yanayım. Doların ne zaman, euronun ne zaman ne olacağı belli değil. İyi yatırım düşünüyorsanız kesinlikle altın almalarını tavsiye ediyoruz. Mutfak karşılıklarınızdan biriktirseniz neye yatırım yapardınız? Altına yatırım yapardım. Niye altın? Ya kadınların en çok aldığı şey o bence, öyle düşünüyorum. Hangisini alırdınız peki? Çeyrek alırdım. Altına yatırım yapacaksanız orada da seçenek çok. Çeyreği var, cumhuriyeti var, bileziği var, kolyesi evet. Var. Hangisini alacaklar? Hiç fark etmez. Bilezik de 22 ayar, sarrafiye grupları da 22 ayar. Ocak ayıyla bugüne kıyasladığımız zaman da 358 liraydı çeyrek altın. Bugün 372 liradan satılıyor. 2019 yılında altının gram fiyatı 290 lira seviyesine kadar yükselebilir. Döviz çok inip çıktığı için biraz şey oluyor, riskli oluyor. Yatırım için döviz fiyatlarına da bakacak olursak işte tablo önümüzde, dolar ve euro fiyatları. Peki ama bu rakamlar daha da çıkar mı yoksa düşer mi? Dünyada dolar değer kazanıyor ama bu değer artışlarını fazla sürdüremez diye tahmin ediyoruz. O yüzden altın doların tahtına oturmaya her zaman aday bir enstrüman olmaya devam edecek. Doları altına yapmam. Neden yapmazsınız? Güvencesi yok. Hani yükselecek, çıkacak. Neye yatırım yapacaksınız peki? TL'ye yapacağız. Dolar çok spekülatif olduğu için pek şey yapmıyor, tercih etmiyoruz. İkincisi konut olabilir. Ekonomi uzmanlarına göre en karlı yatırımlardan bir diğeri ise gayrimenkul. Uzun vadede hem ev sahibi olmuş oluyorsunuz hem de yatırımlarınızı katlamış oluyorsunuz. Eve yaparım herhalde ama 50 bin lirayla hangi evi alacağım? Peşinat için mümkün. Sosyal konut projelerindeki peşinatlar 50 bin lirayla 100 bin lira arasında değişiyor. Uygun fiyatlı yerleri araştırıyorum. Elimde var olan birikimi değerlendirip alıyorum.